Hepinize iyi akşamlar kıymetli konuklar. Bugün MÜV Talks etkinliğimizin, MÜV Talks projemizin dördüncü oturumu ile beraberiz. Bugün çok kıymetli iki tane meslek büyüğümüz var. Kendileriyle daha evvelinde de birçok çalışmada, birçok projede birlikte yer aldık. Kendilerini bu yoğun programda çağırdık ve sağ olsunlar bizi kırmadılar, bağlandılar. Öncelikle dilerseniz kendimi tanıtayım ben. İsmim Avukat Alican Bilgili. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları ve Hukuk Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Bugünkü dördüncü MÜV Talks oturumunda Koray Bey ve Can Bey sağ olsunlar bu moderatörlük görevini üstlenmemi istediler. Öncelikle ben size Koray Bey'i tanıtayım. Avukat Koray Söğüt. Koray Bey, Esin Avukatlık Ortaklığı'nın ortak avukatlarından. Koray Bey 2002 yılında Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu. 2006 yılında Exeter'deki yüksek lisansını tamamladı. Aynı zamanda kendisinin Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku programında da bir yüksek lisansı mevcut. Koray Bey Esin Avukatlık Ortaklığı'nda dava departmanının başında. Kendisi çok kıymetli ve sevdiğimiz bir meslek büyüğümüz. Bizi de her anlamda desteklemeye çalışıyor. Hukuki bir mesele olduğunda, bir konuyla ilgili konuşup bir proje gerçekleştirmek istediğimizde bizi kırmıyor. Okulumuzda, kanalımızda bizi destekliyor. O yüzden de hani mesleki deneyimini, bilgisini paylaştığı için buradan öncelikle kendisine teşekkür edeyim. Bir diğer konuğumuz da yine Esin Avukatlık Ortaklığı'nın kıdemli avukatlarından Avukat Can Sözer. Can Bey 2008 yılında Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını 2010 yılında Viyana Üniversitesi'nde tamamladı. Aynı zamanda bir işletme yüksek lisansı da var Bilgi Üniversitesi'nde. Can Bey de kişisel verilerin koruması hukuku, teknoloji ve bilişim hukuku ve e-ticaret hukuku üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Kendisiyle de zaman zaman ortak çalışmalarımız oldu. İlerleyen süreçlerde de veri koruma hukuku ile ilgili yine bir takım çalışmalara, projelere imza atacağız. Bugünkü yayınımızda dünyanın da gündemine bir bomba gibi düşmüş olan COVID-19 yani korona ile ilgili bir takım hukuki meseleleri konuşacağız. Mücbir sebep, bunun sözleşmeleri etkisi, ticaret hayatının durumu, belki son kertede yapılabilecekler ve bunlar üzerinden bir istatistik, bir hukuki görüş ve mütalaa paylaşacaklar bizimle. Yayının sonlarına doğru soruları alacaklar. Bir 15 dakika, 20 dakika soru cevap kısmı olacak. Sorularınızı alt kısımda bulunan yorumlar kısmından bizlerle paylaşırsanız biz de soruları Koray Bey ve Can Bey'e iletmiş olacağız. Sözü Koray Bey'e bırakmadan önce herkese tekrardan iyi akşamlar ve iyi yayınlar diliyorum. Buyurun Koray Bey. Ali Cem, çok teşekkürler güzel sözlerin için. Bizim için gerçekten bugün burada olmak çok büyük bir şeref, bir onur. Sizlerle beraber olmak. Bu sebepten dolayı Marmara Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi mezunları ve Hukuk Araştırmaları Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok büyük keyif alıyoruz her zaman sizlerle birlikte olmaktan. Bu noktada ben bir sözü meslektaşım Can Bey'e de bırakayım. O belki o da bir şeyler söylemek ister başlangıçta. Sonrasında sunumda başlayalım. Hep beraber olabildiğince faydalı olmaya çalışalım değerli katılımcılara. Kore'ye katılıyorum. Merhabalar herkese. Güzel sözleri için ve nazik daveti için sevgili Ali Cem Bilgili'ye ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları ve Hukuk Araştırmaları Derneği'ne ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olabilmek bizler için de her zaman çok büyük bir keyif. İnşallah güzel bir oturum gerçekleştiririz beraber. Bu noktada şöyle bir giriş yapayım. Sunuma başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. COVID-19 gerçekten de şu anda belki de gündemin açık ara en önemli konusu. Ve tabii ki bunun hukuka bir takım yansımaları var. Sözleşmelerimize bir takım yansımaları var. Biz bugün olabildiğince bu yansımalardan bahsetmeye çalışacağız. Bu noktayla ilgili soru işaretlerini kafalardan silmeye çalışacağız. Mutlaka ki bu süreç geçtikten
gittikten sonra şu anda herkes fizyolojik ihtiyaçlarını düşünüyor ama sonrasında sosyolojik ihtiyaçları düşünmeye başladığında da insanlar bir takım hukuki süreçler işleyecektir. Şimdiden bu noktalarla ilgili değerli katılımcılara bilgi vermeye çalışacağız. Ve bu, burada tabii ki şunu baştan söylemek gerekir. Her olayı detaylandırarak çözmek gibi bir kuvvetimiz veya bir herhangi bir yeteneğimiz yok. Ama olabildiğince basitleştirerek genel kaidelerden bahsetmeye çalışacağız. Genel kaidelerle ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Değerli katılımcılar da olabildiğince bu genel kaideleri kendi olaylarına uygulayarak ve yorumlayarak doğru çözümü bulmaya çalışacaklardır diye düşünüyoruz. Bu noktada yine başlamadan önce belirtmemiz gerekir ki doktrinde çok çeşitli görüşler olabiliyor. Biz olabildiğince kendi görüşümüzü sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Kendi uygun bulduğumuz görüşü sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu değerlendirmeleri yaparken farklı görüşlerin de olabileceğini lütfen akıldan çıkarmayın. Konuya girmeden önce herhalde mücbir sebebi en iyi açıklayan, hayatımda duyduğum en iyi cümle çok kıymetli Profesör Doktor Rona Serozan'ın kusurun başladığı yerde mücbir sebep, mücbir sebebin başladığı yerde kusur sona erer cümlesidir. Bunu söyleyerek bir yandan da çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, henüz yeni kaybetmiş olduğumuz Profesör Doktor Rona Serozan hocamızı da anmış oluruz diye düşünüyorum. Mücbir sebebe girdiğimiz zaman kökenini, bu kelimenin kökenini force majeure kelimesinden aldığını görüyoruz. Force majeure Fransız kökenli bir kelime. Baktığımız zaman mücbir sebebin olması durumunda, meydana gelmesi durumunda şunu görüyoruz. Mücbir sebeple beraber borçlunun kusuru olmadan ifa imkansız hale gelmekte. Burada şuna dikkat etmek lazım. Mücbir sebep uygun nedensellik bağını kesiyor. Böylelikle artık borçlunun mücbir sebepten sonra o meydana çıkan durumdan dolayı herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmuyor. Türk hukukunda herhangi bir kanunda mücbir sebep tanımlanmamış. Ama Yargıtay kararlarıyla gelen bir tanım var. Bu tanım da şöyle demekte mücbir sebep için. Borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen genel bir davranış normunun veya borcun ihlaline mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü olay. Burada üç tane şey görüyoruz. Bir, öngörülemezlik. İki, haricilik. Ve üç, kaçınılmazlık. Bu üç olay beraber birlikteyse ve bu sebepten dolayı kümülatif olarak bunların beraber olmasından dolayı artık ifa imkansız hale gelmiş ise mücbir sebepten bahsedebiliriz. Bu noktada herhalde bu sunumdaki en önemli üç söylemek istediğim, aktarmak istediğim konudan birini aktarmak istiyorum siz değerli katılımcılara. Mücbir sebep her olayda, her durumda somut olayın özelliklerine ve olayın sözleşmeye etkisine göre belirlenmelidir. Bu noktada şuna bakmak gerekir. Örnek vermek gerekirse, COVID-19 12 Mart tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi, yani genel salgın hastalık olarak kabul edildi. Şimdi burada baktığımız zaman genel salgın hastalığı bir mücbir sebep olarak, bir mücbir sebebi olarak kabul etmek mümkün olabilir. Ancak sözleşmemize baktığımızda, belki de benim bir sözleşmem var. Bu da tercümanlık sözleşmesi. Yani internet üzerinden bana bir metin geliyor. Ben bunu İngilizceye çeviriyorum. Ve her çevirdiğim sözleşme metni içinde 100 lira para alıyorum. Bu noktada ben evimde internetim var mı? Var. Ve ben hala bu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğümü yerine getirebiliyor muyum? Yerine getirebiliyor. Bu noktada artık
COVID-19'un benim sözleşmeme bir etkisi olmadığını görebiliyorum. Ve bundan dolayı da bir mücbir sebep ilan etme ve bunu karşı tarafa ileri sürme hakkım yoktur. Yani somut olayı mücbir sebep olarak kabul ettiğimiz, edeceğimiz veya iddia edeceğimiz olayın somut sözleşme etkisine bakmak gerekir. COVID-19 örneğin kapanan bir AVM düşünelim. Kapanan bir AVM'de kiralayan artık kiracıya dükkanını kullandırma ifasını yerine getirememektedir. Bundan dolayı artık bir kiralayan açısından bir mücbir sebep vardır ve kiracı da tabii ki artık ücret ödemeyecektir. Ancak aynı COVID-19 Arnavutköy polis karakolunun kiralanmasından dolayı o yapılan sözleşmeye etkisi olmayacaktır. Çünkü hala polis karakolunun kiralanma amacına uygun şekilde kullanılabildiğini söyleyebiliriz. Başka bir örnekte de Nişantaşı'nda bir dükkan kiralandığını düşünelim. Her zaman 10 lira kazanan dükkan artık 5 lira kazanmaya başlamıştır. Bu noktada da artık bu dükkan sahibi için, kira ödeyen için bir aşırı ifa güçlüğü olduğundan bahsedebiliriz. Bunu bu şekilde varsaydığımızda sonuçları. Yani söylemek istediğim şudur ki mücbir sebep sadece bir olay, mücbir sebep olarak kabul ettiğimiz sadece tek bir olay, 3 ayrı sözleşmeye farklı şekillerde etki edebilmektedir. Bu durumda neye bakacağız? Mücbir sebebin, mücbir sebep olarak kabul ettiğimiz olayın sözleşmeye somut fiili etkisi var mıdır, yok mudur? İfayı engellemekte midir, engellememekte midir? Bunlara bakmamız gerekiyor. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Pek tabii kidir ki biz her zaman kendi içimizde yapmış olduğumuz sözleşmelerle bir takım halleri, bozucu şart, olağan fesih halleri gibi düzenlememiz mümkün. Sözleşme serbestliği içerisinde ahlaka, adaba mugayir olmadığı surette istediğimiz gibi sözleşme yapmamıza herhangi bir engel yoktur. Ancak mücbir sebep diyor isek bunun somut olaydaki ifayı engelleyip engellemediğine bakmak lazım. Yine örnek vermek gerekirse 10 şiddetinde bir deprem olduğunda ben artık satmak, yurt dışına ihraç ettiğim arabaları tabii ki artık ihraç edemez hale geleceğim. Ama 4 şiddetinde bir deprem olduğunda böyle bir durum söz konusu değil. Yani depremin sadece sözleşmede orada olması demek. Deprem oldu artık ben mücbir sebebe dayanarak ifa borcumdan kurtulurum demek değildir. Yine bu noktada şuna bakmak gerekir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları örnek vermek gerekirse 2017'ye 90 ve 2018'e 1259 sayılı 27 6 2018 tarihli bir kararında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi doğal afetleri mücbir sebep olarak kabul etmiştir. Bu noktada şuna dikkat buyurmanızı isterim değerli katılımcılar. Bu durumların tek başlarına mücbir sebep olduklarını söylememiz mümkün değildir. Zira bunlar numerus clausus değildir. Bunları arttırabiliriz. Sadece bunlar bir örnek şeklinde bu kararda sayılmış olan durumlardır. Bu ve bunun gibi durumlar eğer sözleşmelerde ifayı engelliyor iseler bu noktada bu hallerin mücbir sebep olduğunu kabul etmek mümkündür. Yine önemli bir ve akıllara gelen sorulardan bir tanesi de diyelim ki mücbir şu anda COVID-19'un olduğu bir ortamda ben sözleşme yapıyorum. Bu noktada COVID-19'u artık görüyorum. Yani COVID-19 artık benim için bir öngörülemez durum değil. Belki yine kaçıramam. Belki haricilik unsuru var ama öngörülemez bir unsur değil. Hal böyle olunca artık değerli katılımcılara bu noktada çok soru geliyor. Nacizane önerim. Kendi sözleşmelerinde basiretli bir tacir gibi bu durumu öngörüp bunun sonucu buna bir sonuç bağlamalarıdır. Zaten doğru olan mücbir sebep
ifa engeli, aşırı ifa güçlü gibi durumlarda da sözde basiretli tacirlerin sözleşmelerini buna göre düzenleyip ve buna göre sonuçlarını sözleşmelerinde bu durumların sonuçlarını belirtmeleri en doğrusu olacaktır. Ama ben sözleşmeme mücbir sebep maddesi koymadım. Ben mücbir sebep dedim ama sonucunu belirtmedim. Bu durumlarda da üzülmeye veya herhangi bir endişeye kapılmaya gerek yok. Zaten kanun gerekli düzenlemeyi öngörmekte, yapmakta. Yine bahsetmek gerekir ki beklenmeyen hal durumunun da mücbir sebepten farkı, beklenmeyen hal durumunda haricilik durumunun olmamasıdır. Yoksa diğer şartlar beklenmeyen halde de vardır. Burada üç tane durumdan bahsediyoruz. Haricilik, kaçınılmazlık, öngörülemezlik. Örnek vermek gerekirse, haricilik dediğimiz durum şudur. Borçlunun işletmesi ve faaliyeti dışındaki bir gelişme olmalıdır. Örnek vermek gerekirse, borçlunun muhafaza etmesi gereken tahılların böceklenmesinde haricilik yoktur. Ama doğal afet gibi bir durumda haricilik vardır. Yine kaçınılmazlıkta da olay ve sonuçları bertaraf edilemez bir durum söz konusu olmalıdır. Bütün tedbirler alınsa dahi her türlü imkana rağmen olayın sonuçlarının önlenmesi mümkün olmamalıdır. Böyle bir durum var ise ve diğer hallerinde birleşmesiyle mücbir sebepten bahsetmek mümkün olabilir. Yine örnek vermek gerekirse yağmur yağdığında su basan bir yerde gerekli önlemlerin alınmamış olmasında artık kaçınılmazlık olduğunu söylemek mümkün değildir. Bir diğer şart da öngörülemezliktir. Biraz önce söylemiş olduğum gibi. Bu noktada da öngörülemezliğin sözleşmenin kurulduğu sırada olması çok önemlidir. Örnek vermek gerekirse yine bir hava muhalefetinin olmasını artık öngörülemezlik sınırları içerisinde tutmak mümkün değildir. Zira artık önümüzde geçmesiyle önümüzdeki 30 günün bile hava durumunu görmek mümkün. Biraz önce söylediğim gibi kıymetli arkadaşlar, bu haricilik, kaçınılmazlık ve öngörülemezliğin birleşmesinde bir olayda kümülatif olarak beraber olmasında ve bu sebepten dolayı da ifanın imkansızlaşmasında artık mücbir sebep olduğunu söylemek mümkündür. Unutmamak gerekir ki ifanın imkansızlaşması gerekmektedir mücbir sebepten bahsedebilmemiz için. Tabii ki teknolojinin gelişmesiyle eskiden mücbir sebep olarak kabul ettiğimiz birçok olay artık mücbir sebep olarak kabul edilmemektedir. Örnek vermek gerekirse eskiden İngiltere'den Amerika'ya giden 5 tane geminin, 10 tane geminin 5'inin batmasından dolayı mücbir sebep durumu ileri sürülebilecek iken balina saldırısı, hava muhalefeti gibi artık bunların ileri sürülmesi mümkün değildir. Zira teknolojinin gelişmesiyle herhangi bir deniz hayvanının zarar veremeyeceği gemilerin yapılması ve önümüzdeki bir aylık hava durumlarının daha önceden öngörülebilmesi mümkündür. Bu sebepten dolayı artık eskiden mücbir sebep olarak kabul edilen bir takım olayların artık mücbir sebep olarak kabul edilmediğini görmekteyiz. Yine bugünkü sunumumda siz değerli katılımcılara nakletmek istediğim en önemli konulardan bir diğeri, mücbir sebebi varlığını bunu ileri süren tarafın ispat etmesi yükümlülüğüdür. Yani ispat mükellefiyeti kim bunu ileri sürüyorsa ondadır. Bu noktada da ispat etmekle mükellef olan taraf mücbir sebep ile borcun ifa edilememesi arasında uygun illiyet bağını ortaya koymakla mükelleftir. Burada yine önemli olan bir konu şudur. İfa imkansızlığını düzenleyen 130 Türk Borçlar Kanunu 136. maddesinin 3. fıkrasına göre borçlu ifanın imkansızlaştığını alacaklıya derhal bildirmelidir. Aksi halde arada geçecek zamandan dolayı alacaklının uğrayacağı zararlardan borçlu sorumlu olacaktır. Örnek vermek gerekirse yine A'nın gemisiyle B'nin İngiltere'den Amerika'ya mal göndereceğini düşünelim. Ancak A'nın gemisinin tsunami sebebiyle battığını düşünelim. Ancak A'nın da bu durumu B'ye zamanında bildirmediğini farz edelim. Bundan dolayı da B aynı gün C'nin
gemisiyle mal gönderebilecek iken bu durumu bilmediği için ağanın gemisini beklediğini ve ancak bir hafta sonra bir başka gemiyle malı gönderebildiğini varsayalım ve arada geçecek 7 günlük zarardan dolayı artık A sorumludur B'ye karşı. Çünkü A zamanında bildirmiş olsaydı durumu, bu halde B hemen başka bir gemiyle yine kendisi için gerekli olan ifayı sağlayabilecekti. Yine bu durumda şunu da söylemek mümkün. Ben borçlu olarak zamanında mücbir sebebi bildirmezsem ve fiyatların da artmasından dolayı önceden alacaklı aynı malı başkasından 10 liraya alacak iken 12 liraya alması durumunda o 2 liralık farkı da yine bana yansıtabilecektir. Burada mücbir sebebin bir takım kanunlarda da görüldüğünü görüyoruz. Kamu ihale sözleşmeleri kanunu, Türk Petrol Kanunu yine bunlardan bazılarıdır. Buralarda yine genel salgın hastalık bir mücbir sebep olarak kabul edilmektedir. Covid-19'unda bu anlamda genel salgın hastalık olarak mücbir sebep kabul edilebileceğini söyleyebiliriz. Ancak şu durum çok önemlidir. Sadece burada yazdığı için genel salgın hastalık var diyerek artık mücbir sebep ileri sürmemiz mümkün değildir. Tekrar söylemek istiyorum. Bu durumun fiili olarak sözleşmeye etki etmesi gereklidir. Bu durum kamu ihale sözleşmeleri kanununda da belirtilmiştir. Şöyle denmektedir. Burada genel salgın hastalık yazıyor ve diyor ki kanun, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması gerekir. Yani yüklenici elinden gelen her şeyi ifayı yerine getirmek için yapmalı ama yine de buna gücünün yetmemiş olması gerekmektedir. Bu noktada bir siz değerli katılımcılarla bir tablo paylaşmak istiyorum. Bunu tablo üzerinden Sefa Bey, tabloyu ekrana yansıtmamız mümkün mü? Yansıdı mı şu anda? Yansıdı. Tamam. Burada bu tablonun çok önemli olduğu kanaatindeyim. Yani şunu söylüyoruz. Türk Borçlar Kanunu 136, 137 ve 138 devamında 136'da mücbir sebep, yine 137'de mücbir sebep, sonrasında da 138'de de aşırı ifa güçlüğünden bahsedilmektedir. Burada baktığımız zaman sonuç iki yere gidecektir. Hatta üç yere gideceğini de düşünebiliriz ama iki yere gidecektir. Ya uyarlama olacaktır. Uyarlanarak sözleşmeye devam edecektir. Ya da tam ifa imkansızlığı söz konusu olacaktır. Baktığımız zaman borcun ifasının tamamen imkansızlığı durumu söz konusu olabilir. Borcun ifasının kısmen imkansızlığı durumu söz konusu olabilir. Borcun ifası geçici olarak imkansız olabilir. Ya da öngörülemeyen hal ve yanında sayılan bir takım sebeplerden dolayı 138'de aşırı borcun ifasının aşırı güçlü durumu söz konusu olabilir. Tam ifa imkansızlığında tam mücbir sebepten bahsediyoruz. Kural olarak borç sona erer, sözleşme ilişkisi tasfiye edilir. Yani bu noktada tam ifa imkansızlığından bahsediyoruz. 138'de uyarlamadan bahsediyoruz. Sözleşmenin uyarlanmasından bahsediyoruz. Kısmi ifa imkansızlığı ve borçlunun kusursuz temerrüdü durumlarında da
ya tam ifa imkansızlığı durumu söz konusu olacaktır ya da yine aslında sözleşme uyarlanacaktır. İki taraftan birine gidecektir. Bu noktada şuna çok dikkat etmek gerekir. Burada her ne kadar ben öngörülemeyen hal desem de öngörülemeyen halin ötesinde bir takım şartların da mutlaka gerçekleşmesi gerekir ki aşırı ifa güçlüğünden bahsedebilelim. Uyarlamayla alakalı olarak da sözleşmenin uyarlanması hakimin sözleşmeye müdahalesiyle de olabileceği gibi taraflarca da olabilir ve taraflar sözleşmenin devamına karar vermeye de bilirler. Yine hakim de bunu yapabilir. Şimdi bunların detaylarına birlikte bakacağız. Tam ifa imkansızlığından bahsetmemiz gerekirse, tam ifa imkansızlığında kuralı borç sona ermekte ve mücbir sebebin ortaya çıkmış olduğu andan itibaren borçlu artık tazminat ödeme borcundan kurtulmaktadır. İfa yükümlülüğü de yoktur. Ancak karşı taraftan da ifasını yerine getirmesini artık isteyemez. Meğer ki karşı taraf ifasını yerine getirmiş olsun, bu noktada da artık borçlu elde etmiş olduğu bu edimi sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade etmekle mükelleftir. Bu noktada şu önemlidir. Tabii ki taraflar bunun aklını kararlaştırabilirler. Burada 136, 137 ve 138. maddeler sonuçları özellikle yedek hukuk kuralı olarak kabul edilmektedir. Yine baktığımız zaman ifasına başlanmış bir sürekli edimli bir sözleşme söz konusu ise bu noktada sözleşmeden dönme yerine alacaklının sözleşmeyi feshetmesi söz konusu olacaktır. Burada aslına bakarsanız 3 tane durum zaten söz konusu. Ya dönme, ya fesih ya da aynen ifa. Mücbir sebebin ortaya çıkmasıyla beraber aynen ifanın zaten olmasının mümkün olmadığı aşikardır. Bu sebepten dolayı genelde aslında başvurulacak yol Türk Borçlar Kanunu 126'daki istisna hariç olmak üzere sözleşmeden dönmedir. Yani taraflar aldıkları sözleşmeyi ifa etmesi imkansız olan taraf ya artık karşı taraftan bir edimini yerine getirmesi isteyemez ya da almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade etmesi gerekir. Bu noktada başka bir soru şu olabilir. Eğer ifa imkansızlaşırsa alacaklı veya borçlunun mal varlığına kayyum bir değer girmişse ne olacaktır? Yani bir yangın çıktı, tsunami oldu ve mal battı, sigorta var. Veya kamulaştırma veya bir tazminat bedeli. Bu noktada Türk hukukunda bununla ilgili bir düzenleme bulunmamakta. Fransız ve Alman medeni kanunlarında bu var. Ama bizde dürüstlük kuralı çerçevesinde bu hukuk kuralı uygulamalarını bulmakta ve bizde de bu durumlarda alacaklı eğer ifayı talep edecek olursa bu kayyum değeri borçlu artık alacaklıya devretme ve tabii ki alacaklıdan da onun yapması gereken edimi isteme hakkına sahiptir ve sözleşme bu durumda devam edecektir. Bir diğer soru da şudur. Temerrüde düşen borçlu temerrüt halindeyken meydana gelen beklenmeyen halden dolayı ortaya çıkan zarardan sorumlu olacak mıdır? Burada bunun cevabı evettir, sorumlu olacaktır. Ancak kanun koyucu Borçlar Kanunu 119. maddede bununla ilgili iki tane kurtuluş beyinlesi getirmiştir. Eğer borçlu temerrüde düşülmesinde kusuru olmadığını veya borcunu zamanında ifa etmiş olsaydı dahi beklenmedik halin ifa konulu şeye zarar vereceğini ispat edebilir ise bu noktada sorumluluktan kurtulabilecektir. Örnek verelim yine. Ben bir araba satacağım. Arabayı aslında dün vermem gerekiyordu karşı tarafa ama vermiyorum. Bir tsunami çıkıyor ve benim garajımda araba telef oluyor. Ben şunu söylersem ben zaten
komşuma satacaktım arabayı ve komşuma vermiş olsaydım da onun garajında bu sefer araba telef olacaktı diyebiliyor isem, bunu da ispatlayabiliyor isem, sonuçların değişmeyeceğini ortaya koyabiliyor isem, bu noktada sorumluluktan kurtulabileceğim. Bir diğer önemli husus kısmi ifa imkansızlığı durumudur. Burada borcun ifası yine borçlunun sorumlu tutulamayacağı bir sebepten dolayı kısmen imkansızlaşmıştır. Bu noktada alacaklı kısmi ifaya razı olursa ve o oranda ifa ederse sözleşmenin devam edeceği kabul edilebilir. İstisnaları da şudur. Eğer borç bölünemeyen bir borç ise veya borçlu bu imkansızlaşan kısım olmasaydı bu sözleşmeyi yapmayacağını açıkça ortaya koyabiliyor ise yine burada artık kısmi ifa imkansızlığının yerine tam ifa imkansızlığının sonuçları doğacaktır. Bir diğer imkansızlık durumu da geçici ifa imkansızlığıdır. Burada borcun ifasının geçici bir ifa imkansızlığı söz konusudur. Aslında aynen ifa hala mümkündür. Ancak geçici imkansızlık durumu sona erene kadar aynen ifa talebi ertelenmiştir. Burada borçlu borcunu geç ifa etmiş olmaktan dolayı alacaklının uğradığı zarardan sorumlu tutulmayacaktır. Hukukumuzda genel prensip ahde vefadır, söze sadakattir. Bu noktada tabii ki alacaklıdan borçlunun ifasını yerine getirmesini beklemesi talep edilebilir. Ancak burada alacaklının da bu sözleşmeyle bağlı tutulması gereken makul bir süre vardır. Zira bu sözleşmeyle bağlı kalmak hem ekonomik özgürlüğünü etkileyecektir, engelleyecektir alacaklığın, hem de bir başkasıyla sözleşme yapma fırsatını ortadan kaldıracaktır. Hal böyle olunca belli bir süre alacaklının bu sözleşmeyle bağlı kalmasını beklemek gerekir. Bu süreye akde tahammül süresi denir. Akde tahammül süresi her somut olayın özelliğine göre bu o çerçevede değerlendirilmesi gereken bir süredir. Net bir süre belirlemek mümkün değildir. Somut olaya göre belirlenecektir. Bu noktada akde tahammül süresi de geçtikten sonra alacaklı artık yine tam ifa imkansızlığı varmışçasına sözleşmeden dönme hakkını kullanabilecektir. Şu çok önemlidir. Alacaklının akde tahammül süresi geçtikten sonra tam ifa imkansızlığı durumunu ortaya çıkarması, yani sözleşmeden dönmesi hakkını kullanırken dürüstlük kuralına uygun davranması gerekir. Örnek verelim. Yine bir ay sonra bir festival olacağını düşünelim. Ama borçlu 2 gün geciktiriyor göndermesi gereken süs eşyalarını. Bu noktada henüz aslında alacaklının süresi var ve bekleyebilir. Hal böyleyken alacaklı, ben kardeşim beklemiyorum, 3 gün, 5 gün beklemiyorum, ben artık sözleşmeden dönüyorum demesi alacaklının mümkün olmayacaktır. Bu noktada hakkın kötüye kullanıldığı varsayılacaktır. Tabii ki her durum kendi içerisinde değerlendirilecektir. Bu noktada bir diğer soru şu olabilir. Yine borçlu kanun 480. maddede özel düzenleme var ama inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin Covid-19'a rağmen hala işe devam etmesi beklenir mi, beklenmez mi? Bu durumda bir geçici ifa imkanı olduğunu yüklenici ileri sürebilir mi? Bu noktada yine durumun özelliğine göre bakmak gerekir. Ancak nacizane görüşüm, beraberce çalışılması gereken bir inşaat sözleşmesi söz konusu ise bu noktada yüklenicinin işçi sağlığı ve güvenliği sebepleriyle sözleşmeyi askıya alacağı, yani ifa imkansızlığını ileri sürebileceğini kabul etmek gerekir diye düşünüyorum. Bu tabii şahsi düşüncemdir. Bu noktada ifa imkansızlığı süresi
önce verilen sürenin sonuna eklenmesi gerekecektir. Bu noktada da yine taraflar kendi aralarında bir başka çözüm yolu bulabilecekleri gibi mahkemeye başvurmaları her zaman mümkündür. Veya daha önceden taraflar bu durumu sözleşmelerinde öngörmüşler ise buna göre kendi aralarında bir düzenleme akdetmişlerse bu düzenlemeye göre sorun çözülecektir. Geçici ifa imkansızlığı durumu ile ilgili şuna dikkat etmek gerekir. Bir sözleşmenin mutlak kesin vadeli bir işlem niteliği taşıdığını düşünecek olursak, mesela stat açılışına bir şarkıcının getirilmesi, yeni yıl partisine yine bir süs eşyalarının getirilecek olması veya doğum güne bir pastanın getirilecek olması durumlarında artık borcun geçici ifa imkansızlığından söz edilemez. Artık ifa imkansızlaşmıştır. Yine borcun ifasının önündeki engelin ortadan kalkıp kalkmayacağının bilinemeyeceği durumlarda da artık yine geçici ifa imkansızlığından bahsetmek çok mümkün değildir. Alacaklığında akte tahammül süresinin sonrasında tabii ki sözleşmenin dönme hakkını kullanacağını kabul etmek gerekir. Burada son olarak aşırı ifa güçlüğünden bahsetmek istiyorum. Türk Borçlar Kanunu 138. maddesine yeni kanunla beraber giren bir maddedir. Burada borç ediminin ifası hala mümkün. Ancak borcun ifası imkansızlaşmamış olmakla beraber borçlunun sorumlu olmadığı sebeplerle aşırı derecede güçleşmiştir. Burada bundan bahsedebilmek için tarafların edimleri arasındaki dengenin aşırı derecede bozulmuş olması gerekir. Bu edimin sözleşme yapılırken öngörülemeyen veya öngörülmesi de beklenemeyen olağanüstü bir durumdan dolayı bu bozukluğun meydana gelmesi gerekir. Aşırı ifa güçlüğü yaratan bu olgunun borçludan kaynaklanmıyor olması gerekir. Ve edimlerin henüz ifa edilmemiş veyahut çekince konarak ifa edilmiş olması gerekir. Bu noktada yine şu soru akla gelebilir. Peki mesela bir kira sözleşmesi düşünün. Ben peşin ödedim kiramı ve çekince koyarak da bir ödememiş oluyorum. Bu noktada ben bu ödemiş olduğum miktarın iadesini talep edebilir miyim diye belki sorular gelebilir. Bu noktada bunun cevabı da evettir. Sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre tabii ki bu talepte bulunmak mümkündür. Ancak uyarlamaya gitmek için bu dört unsurun mutlaka bir arada kümülatif olarak bulunması gerekir. Uyarlama tercihen bizim her zaman önerdiğimiz yol tarafların anlaşmasıyla olması doğrudur. Taraflar anlaşarak uyarlama yapabilirler, sözleşmelerini uyarlayabilirler veyahut mahkeme yoluyla uyarlamayı yapabilirler. Mahkeme yoluyla mahkemelerin biraz uzun sürmesi, her ne kadar basit yargılama usulüyle çözüme kavuşacak olsa da biraz zaman alması ve masraflı olmasından dolayı tarafların anlaşması en doğru yol olacaktır. Bu durumda da hakim tabii ki bunun bir matematiksel veya bir cetvelle bunu ölçmek mümkün değildir. Nasıl uyarlanması gerekeceği, ama burada şunu yapmaya çalışıyor. Yargıtay şöyle bir şey söylemekte. Hakim somut olayın verilerine göre alacaklı yararına borçun edimini yükseltmeye veya borç yararına onun tamamen veya kısmen edim yükümlülüğünden kurtulmasına karar verebilir. Ve sözleşmeye müdahale eder. Bu noktada yetkili mahkeme konutlarda, meskenlerde, sulh mahkemeleriyken ticari işlerle ilgili ticaret mahkemeleridir. Burada ki şu bir kıstas olabilir. Ben her zaman 10 lira veya 100 lira kazanırken artık 70 lira kazanmaya başladım deyip belki %30'luk bir kira indirimini mahkemeden istemek mümkün olabilir kiracı açısından. Ancak bunların dediğim gibi her zaman somut olaya göre sözleşmenin bütünü incelenerek, olayın taraflar arasındaki ilişkinin bütünü incelenerek çözülmesi gerekir. Yine gözden kaçırılmaması gereken diğer önemli bir unsur da aşırı ifa güçlüğünde uyarlama talep edilirken tarih,
kapsam, lokasyon gibi unsurların uyarlanması da söz konusu olabilecektir. Sadece paranın uyarlanması gibi bir durumdan bahsetmek mümkün değildir. Sözleşmedeki diğer şartları da tarafların sözleşmeyi devam ettirebilmeleri için uyarlamak mümkündür. Ben burada sunumumu kendi bölümüne son verirken kıymetli meslektaşım Can Bey'e sözü devretmeden dikkat edilmesi gereken unsurlarla ilgili kıymetli meslektaşlarım ve kıymetli katılımcılara şunları önermek isterim. Öncelikle şu yapılmalıdır. Bir mücbir sebep durumunun ortaya çıkması halinde öncelikle gerçekten bu durumun tarafların yükümlülüklerini etkileyip etkilemediklerini bakmak gerekir. Bu noktada sözleşmenin incelenmesi gerekir. Ve sözleşmenin mücbir sebebin veya aşırı ifa güçlüğünün sonuçlarını düzenleyip düzenlemediğine bakmak gerekir. İfa etkileniyorsa gerçekten noterden gönderilecek bir ihtarnameyle derhal durumun karşı tarafa bildirilmesi gerekir. Burada ihtarname ispat şartı olarak kıymet arz eder. Yine ispat yükü borçlu da olacak için borçlunun derhal delilleri toplamaya başlaması gerekir. Ki ileride olabilecek bir davada bu delillerin kullanılabilmesi açısından. Zira davalar, kıymetli katılımcılar, davanın başında kazanılır ya da kaybedilir. Dispüta giderken, uyuşmazlığa, davaya giderken eğer gerekli hazırlıkları yapıp ona göre gerek iyi bir konumda davaya girilirse bunun sonucu değişik olacaktır. Dava başladıktan sonra davanın etkilenmesi de artık çok fazla %10, %20 marjında olurken başında bu durum %50'lere kadar çıkabilmektedir. Onun için işin başında dikkatli olmak fayda var ve bu sebepten dolayı gerekli delillerin toplanmasında büyük fayda var. Yine öncelikle karşılıklı anlaşma yoluna gidilmesi en doğru yol. İşlerin hızlı çözüme kavuşması için. Ve eğer taraflar anlaşamazdılar ise bu noktada bundan sonra yapılacak olan ödemelerin ihtirazi kayıt konularak yapılması ileride açılacak bir uyarlama davası için önemli bir husus teşkil etmektedir. Ben bu noktada sözü kıymetli meslektaşım Can Sözer Beyefendi'ye bırakıyorum. Yine sunumun sonunda bir araya geleceğiz. Bence bir pratiğimiz olacak sizler için ve sonrasında da siz değerli katılımcıların sorularını cevaplayacağız. Can, sen de. Çok teşekkür ederim. Herkese yeniden merhaba. Sevgili Koray çok güzel anlattı. Sunumun ilk kısmında ağırlıklı olarak teorik bir takım açıklamalarda bulundu. Borçlar Kanunu'nun genel hükümleri ve bazı özel kanunlardaki hükümler çerçevesinde mücbir sebep halleri, aşırı ifa imkansızlığı, kısmi imkansızlık, geçici imkansızlık, aşırı ifa güçlüğü konularında çok kıymetli tespitlerde bulundu. Benim kısmımda biraz daha işin pratiğine dönük bir takım tespitler olacak elimden geldiğince. Öncelikle uygulamada en çok rastladığımız mücbir sebep maddelerinden bahsedeceğim. Ardından bu mücbir sebep maddelerini nasıl okumalıyız, nasıl anlamalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz bunlardan bahsedeceğim. Ardından yapılması gerekenler nelerdir? Kore'nin değerlendirmelerine ek olarak benim tarafta da bir takım önerilerim, naçizane yönlendirmelerim olacak. Pratiğe dönük ve en sonunda bir örnek olay incelememiz var. Ardından da sorularınız olursa onları da tabii ki vaktimiz yettiğince cevaplandırmaya çalışacağız. Mücbir sebep maddeleri sözleşmelerde en çok rastladığımız maddelerden bir tanesi. Sözleşmelerin genellikle genel hükümler kısmında olan ve neredeyse bütün ticari ilişkilerin temelini oluşturan aslında o komponentlerden bir tanesi. Neredeyse her türlü sözleşmede karşımıza çıkıyor. Avukatların belki bazen üzerinde çok da fazla düşünmedikleri maddelerden bir tanesi. Oldukça standart olduğunu düşündüğümüz maddelerden bir tanesi. Ama COVID-19 gibi aslında olağanüstü günleri yaşadığımız,
olağanüstü dönemleri yaşadığımız dönemlerde, durumlarda kıymeti artan maddelerden bir tanesi. Sözleşmelerimizde hiçbir mücbir sebep maddesi olmasa bile aslında borçlar kanunundaki genel hükümlerden tabii ki yararlanabiliyoruz. Hatta sözleşmelerimizde hüküm olsa dahi borçlar hukukundan yararlanabiliyoruz. Borçlar hukukunun aşırı ifa güçlüğüne ya da imkansızlığa ilişkin maddelerinden yararlanabiliyoruz. Bununla beraber neden sözleşmelerde mücbir sebep maddesi var? Aslında sözleşmenin oluşturulması esnasında taraflar tabii ki kendilerini ileride öngöremeyecekleri durumlara karşı güvence altına almak, belli koruma mekanizmaları geliştirmek ve o ticari ilişkiye girerken aslında kendilerinden emin bir şekilde o ticari ilişkiye başlamak yönünde bir arzu taşırlar, bir gaye taşırlar. Mücbir sebep maddesi de aslında bunun bir uzantısı. Mücbir sebep maddelerini şöyle bir incelediğimizde aslında birkaç tiple karşılaşıyoruz. Bunlar Kore'nin de anlatmış olduğu kısma temas edecek şekilde farklı nitelikler arz ediyor. Farklı komponentleri var ve bu maddeler tahtında sözleşmenin taraflarının bilhassa etkilendiğini iddia eden tarafın, mücbir sebep olduğunu öne süren tarafın yerine getirmesi gereken bir takım yükümlülükler sözleşme tipinden sözleşme tipine değişebiliyor. Mücbir sebep madde tiplerine baktığımızda temel olarak aslında 3 tane tiple karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi mücbir sebep hallerinin tanımlandığı, sıralandığı ancak genellikle ucunun açık bir şekilde bırakıldığı, açık bir kapı bırakıldığı bir sözleşme maddesi tipi. Bazı sözleşmelerde bir açık kapı bırakılmadığını görüyoruz. Örneğin ayaklanma, darbe, ambargo, isyan, savaş, seferberlik, grev ve lockout gibi durumlar şeklinde açık kapı bırakılan ya da lockout durumları şeklinde açık kapı bırakılmayan bir takım sözleşme maddesi tipleriyle karşılaşıyoruz. Daha çok aslında taraflardan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek ve engellenemeyecek diğer olaylar şeklinde bir açık kapının bırakıldığı ve durumun koşulları gerçekten burada açıkça sayılmayan hallerden bir tanesi olmasa dahi başka bir buradaki koşulları sağlayan bir durum gerçekleştiğinde yine bir mücbir sebep maddesinden yararlanabileceğimiz bir hal gerçekleşmiş oluyor böylece. Bu hallerden herhangi bir tanesi gerçekleşirse etkilendiğini iddia eden taraf bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse bu durum diğer tarafa yazılı olarak derhal bu mücbir sebebi, bununla ilgili tüm detay ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen taraf mücbir sebebin sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür. Maddemiz aslında genel olarak böyle bir madde. Daha uzaya da bilir. Burada bir takım unsurlar var. Nedir bu unsurlar? Öncelikle etkilenen tarafın yazılı olarak derhal bu durumu karşı tarafa bildirme yükümlülüğü. Bu birinci unsurumuz. İkinci unsurumuz tüm detay ve delilleriyle bunu karşı tarafa bildirme yükümlülüğü. Az önce Kore'nin de belirttiği gibi aslında belgelendirmek, detaylandırmak, delillendirmek burada ekstra önem taşıyor. Bunu karşı tarafa bildirme yükümlülüğü ve bunun ne kadar süreceğine ilişkin bir öngörü, bir muhtemel süre bildirme yükümlülüğü. Aynı zamanda dördüncü bir unsurda etkilenen tarafın mücbir sebebin sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermesi yükümlülüğü. Şimdi burada bir takım yükümlülükler getirilmiş etkilendiğini iddia eden tarafa. Bu yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde bu kişi bu mücbir sebep maddesinden yararlanabilecektir. Ve eğer bu yükümlülüklerine uymuşsa mücbir sebep sonunda etkilendiğini iddia eden taraf bu geciken yükümlülüklerinden dolayı ya da bu ifa edilemeyen yükümlülüklerinden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır ve bu durum bu sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilmeyecektir ve ifa için gerekli olan süre söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süreyle uzatılacaktır. Böyle sözleşme maddelerinde bazen de bir müret verildiğini görüyoruz.
Örneğin bu süre 30 gün olabilir, 60 gün olabilir, 120 gün olabilir. Durumun özelliklerine göre bu durum, bu süre değişebilir. Böyle bir süreyle devam etmesi halinde taraflardan herhangi biri diğer tarafa yazılı bir bildirimde bulunarak derhal etkili ve geçerli olmak üzere sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir şeklinde bir hüküm. Genellikle hakkaniyetli sözleşmelerde iki tarafa eşit yükümlülük ve haklar tanıyan ve veren sözleşmelerde taraflardan herhangi birinin böyle bir yetkiye sahip olduğunu görüyoruz. Bununla beraber bazı sözleşmelerde bilhassa genel işlem koşulu olarak sayabileceğimiz genel hüküm ve koşullar başlıklı metinlerde ya da bir tarafın ezici bir güce sahip olduğu, ezici bir kuvvete sahip olduğu sözleşmelerde taraflardan yalnızca birine de böyle bir yetki verildiğini görebiliriz. Böyle bir durumda sözleşmenin taraflarının en azından belli bir müddetçe sözleşmenin ayakta kalması yönünde bir iradeye sahip olduklarını görebiliyoruz. İkinci tip, en çok karşılaştığımız sözleşme maddesi tipi aslında biraz daha aşırı ifa güçlüğüne yakınlaşan bir madde. Özellikle belli sektörlerde çokça karşılaştığımız bir madde tipidir. Burada sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca öngörülemeyen ve öngörülmesi beklenmeyen, taraflardan kaynaklanmayan ve sözleşme kapsamındaki esaslı yükümlülüklerinden bir tanesinin ya da birden fazlasının ifasını aşırı derecede güçleştiren olağanüstü bir durumun ortaya çıkması halinde aşırı ifa güçlüğüyle karşılaştığını iddia eden tarafın karşı taraftan sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını talep etme hakkı vardır şeklinde bir düzenleme aslında burada getirilmiş. Bu aşırı ifa güçlüğündeki uyarlamanın aslında dostane olanı. Burada tarafların sözleşmeyi ayakta tutmak yönünde ciddi bir iradeleri olduğunu görüyoruz. Sözleşmenin otomatik olarak sona ermesi gibi bir yola gitmekten ziyade sözleşmenin uyarlanarak tarafların müzakere masasına yeniden oturarak ve karşılıklı görüşerek, ideal olarak da eşit koşullarda görüşerek sözleşmenin bazı maddelerini ifayı kolaylaştıracak şekilde uyarlamalarının mümkün olduğunu görüyoruz. Burada az önce de Kore'nin belirtmiş olduğu gibi sözleşmenin illaki meblağa, ücrete ilişkin hükümleri, paraya ilişkin hükümleri revize edilmek zorunda değil. Aynı zamanda diğer koşullara ilişkin, örneğin mekan, lokasyon, montan, miktar, asgari alım taahhüdü gibi bir takım diğer koşullarında günün koşullarına uygun olarak uyarlanması mümkündür. Bilhassa geçmişi çok eskiye dayanan, çok uzun süredir ayakta olan, tarihi eski olan sözleşmelerde uyarlama biraz daha ön plana çıkıyor aşırı ifa güçlüğünde. Ve genellikle şöyle bir hüküm de olabiliyor aşırı ifa güçlüğü maddelerinde. Tarafların koşulların uyarlanması konusunda iki ay içerisinde anlaşamamaları halinde her iki tarafında karşı tarafa bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır denilebilir. Burada iki ay yerine bir ay, üç ay gibi farklı süreler tayin edilebilir. Bu tamamen tarafların mücbir sebep maddesini, aşırı ifa güçlüğü maddesini nasıl oluşturduklarıyla alakalı bir şey. Burada biz bundan COVID-19 dolayısıyla sözleşmedeki taahhütlerimizi, yükümlülüklerimizi yerine getiremediğimizi, ifa edemediğimizi eğer bunun güç hale geldiğini iddia ediyorsak yararlanabilir miyiz? Bakmamız gerekiyor maddemize. En çok rastladığımız tipteki mücbir sebep maddelerinden üçüncüsü ise aslında birinci ve ikinci tipe göre daha az rastlanan bir madde tipi. Burada taraflardan birinin ifasını etkileyecek mücbir sebep halinin oluşması halinde sözleşmenin otomatik olarak kendiliğinden sona ereceği öngörülüyor. Örneğin şöyle bir madde olabilir. Taraflardan biri sel, yangın, İsyan, salgın, doğal afet, savaş veya herhangi bir hükümetin ya da hukuki bir makamın sözleşmenin ifasını engelleyen ve sözleşme tarihinde yürürlükte olmayan her türlü yasak ya da kısıtlaması nedeniyle iş bu sözleşme altındaki herhangi bir yükümlülüğün ifasına bir ay boyunca temerrüde düşer ya da ifasını yerine getiremezse
sözleşme kendiliğinden sona erer diyor. Burada az önce üzerinden geçmiş olduğumuz ikinci örnekte olduğu gibi, aşırı ifa güçlüğüne benzeyen örnekte olduğu gibi, sözleşmenin taraflarının ayakta tutma yönünde çok güçlü bir iradesi olmadığını görüyoruz aslında. Dolayısıyla burada bir ay olarak belirtilmiş bu verdiğim örnekte, ama farklı süreler de öngörülebilir. 7 gün, 15 gün gibi kısa sürelerde öngörülebilir. 2 ay, 3 ay gibi daha uzun sürelerde öngörülebilir. Sürece bu durumun devam etmesi halinde tarafların sözleşmenin kendiliğinden sona ereceğine ilişkin anlaştıkları bir hükmü görüyoruz. Bunun haricinde aslında burada yer vermediğim ama dördüncü bir tip de olabilir. Bu da özellikle belirli bir tarihte gerçekleştirilmesi, işin doğası gereği zorunlu olan işlerde, etkinliklerde, organizasyonlarda sözleşmenin eğer mücbir sebebe ilişkin ya da aşırı ifa güçlüğüne ilişkin ifa edilemediğine yeterli bir takım karineler varsa, burada sözleşmenin ifası belirsiz ya da önceden belirlenen bir tarihe ertelenebilir. Bu tarihin belirli bir tarih olması da mümkün. Taraflarca ileriki bir tarihte anlaşılarak belirlenmek üzere ucunun açık bırakılması da mümkün. Sözleşmemde mücbir sebep maddem varsa bunu nasıl değerlendireceğim? Eğer bir maddem yoksa boşlar kanununa gidiyorum. Eğer bir maddem varsa sözleşmemdeki mücbir sebep maddesini inceliyorum. Burada bakmam gereken bir takım şeyler var. Mücbir sebep maddesi nasıl tanımlanmış? Mücbir sebep maddesi hangi ihlalleri kapsıyor? Bir ifa edememe durumu var, bir gecikme durumu mu var? Kapsamdan yararlanabilmek için benim etkilendiğimi iddia eden taraf olarak yapmam gereken, yerine getirmem gereken, uymam gereken bir davranış var mı? Burada mesela illiyet bağını, neden sonuç ilişkisini kanıtlamak için ortaya koymam gereken bir delil, bir belge var mı? Karşı tarafı bir bildirim yapmam gerekiyor mu? Ve bu bildirimi yapmam için özel bir yöntem öngörülmüş mü? Örneğin iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla gönderim şeklinde özel bir bildirim yöntemi sözleşmenin bu maddesi kapsamında öngörülmüş mü? Buna bakmam gerekiyor. Öngörülmüşse buna uymam gerekiyor. İhlali en aza indirgemek için ya da ihlalin sonuçlarını mümkün mertebe azaltmak için bir önlem almam öngörülmüş mü? Ve bu önlemi almış mıyım? Ve bu önlemi aldığımı delillendirebiliyor muyum? Kanıtlayabiliyor muyum? Bunlara bakmam gerekiyor. Bunların haricinde sadece mücbir sebep maddesine bakmam da yetmiyor. Aslında sözleşmenin tamamını bir okumam gerekiyor. Çünkü sözleşmenin içerisinde aslında bir alternatif ifa öngören bir hüküm olabilir. Yani aslında ben mücbir sebebin varlığını iddia ederek ve mücbir sebebin varlığı ile sözleşme tahtındaki yükümlülüğümü yerine getiremediğimi iddia ederken, aslında sözleşmede öngörülen başkaca bir ifa yöntemi olabilir ve onu kaçırmış olabilir. Dolayısıyla böyle bir durumda benim alternatif ifayı görmezden gelip sözleşmedeki yükümlülüğümü yerine getirmekten kaçınmam söz konusu olamayacaktır. Mücbir sebep hükmüne başvurmak ne tür işlere yarayabilir? Sözleşmesel yükümlülükleri askıya alabilir belirli bir süreyle. Örneğin o durum geçene kadar ya o durumun etkileri geçene kadar sözleşmesel yükümlülüklerim askıya alınabilir. İfa etmeme ya da gecikmeden kaynaklı sorumluluktan kısmen ya da tamamen kurtulabilirim. Genellikle mücbir sebep maddelerinde birinci tipte göstermiş olduğum gibi belli koşulların varlığı halinde bu koşulların eğer varlığını tespit edebiliyorsam ve delillendirebiliyorsam sorumluluktan tamamen kurtuluyorum. Sözleşme kendiliğinden sonlandırılabilir. Hedef tarihler ötelenebilir. Sözleşmenin maddelerinin yeniden görüşülmesi sağlanabilir. Ve bu yeniden görüşme ve uyarlama iradesi sözleşmenin sadece fiyata ilişkin değil, sadece ücrete ilişkin değil, asgari alım taahhüdü gibi, asgari sipariş taahhüdü gibi başkaca hükümleri üzerinde de bir değişiklik doğurabilir. Peki neler yapılmalı? Öncelikle sözleşmelerde uygulanabilecek bir mücbir sebep maddesi olup olmadığına bakmak lazım. Sözleşmelerde alternatif bir ifa yöntemi olup olmadığından emin olmak lazım.
Mücbir sebep maddesinin belirli bir süre içerisinde bildirimde bulunma gibi bir yükümlülük öngörüp öngörmediğini tespit etmek ve öngörüyorsa bunu yerine getirmek lazım. İfanın önündeki engelleri olabildiği kadar belgelendirmeye çalışmak lazım. İfa edememenin sonuçlarını azaltmak için neler yapılabileceğini değerlendirmek gerekiyor. Hükümetin yaptığı açıklamaları yakından takip etmek gerekiyor. Zira bazı sektörlere özel bir takım istisnai durumlar tanınabilir. Ve sigorta poliçenizin zararları karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek yine en önemli hususlardan bir tanesi. Şimdi bir olay incelememiz var. Bu olay incelememizi ekrana yansıtmak istiyorum. Ekranda görünüyor mu şu an? Görünüyor. Ya. Tamam. Örnek olayı incelememizi okuyacak olursak, bir A şirketimiz var, bir B şirketimiz var. A şirketi Türkiye'de oyuncak satışı ve dağıtımı yapmaktadır. A şirketi satış ve dağıtımını yaptığı oyuncakların üretimi için B şirketiyle bir fason üretim sözleşmesi imzalamıştır. Fason üretim sözleşmesi kapsamında B şirketi oyuncakların üretimi için A şirketinin know-how'ını ve A şirketi tarafından onaylanan tedarikçilerce sağlanan ham maddeleri kullanmaktadır. B şirketi koronavirüs salgını sebebiyle yurt dışındaki yetkili tedarikçilerden ham madde alımı yapamadığı ve üretimi gerçekleştiremediği gerekçesiyle fason üretim sözleşmesinin mücbir sebep maddesine dayanarak ifadan kaçınmaktadır. Bu A şirketinin ve B şirketinin Türkiye'de kurulu iki şirket olduğunu bu örnek olay incelemesi kapsamında kabul edebiliriz. Burada bir takım varsayımlarımız ve sorularımız var. Sözleşme kapsamında A tarafından onaylanan pek çok tedarikçi olduğu varsayımında sözleşmenin fesli yoluna gidilir miydi? İlk sorumuz. Aslında az önce de bahsetmiş olduğum sözleşmede bir alternatif ifa yöntemi olup olmadığından emin olun ile ilgili aslında nokta bahsetmiş olduğum tam olarak bunun bir yansıması. Bu ne demek? Örneğin 10 tane tedarikçi var. A tarafından onaylanan ve B tarafından A için yapılan üretimde kullanılabilen 10 tane ham madde tedarikçisi var yurt dışında. Ve bunlardan sadece 3 tanesi diyelim ki COVID-19 dolayısıyla üretimini geçici olarak durdurmuş durumda. Ama 7 tanesi hala işler durumda. Böyle bir durumda sözleşmenin fesli yoluna gidilebilir mi? Burada biz gidilemeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü hala ben geriye kalan 7 tane tedarikçimden ham madde tedariği yapabiliyorum ve üretim yükümlülüğümü yerine getirebiliyorum. Lütfen Koray burada eğer bir... Kesinlikle öyle. Yani ifa burada ifa hiçbir şekilde bir ifanın imkansızlığı durumu söz konusu değil. Burada sözleşmenin fesli için herhangi bir gerekçe de olayımıza söz konusu değil. Hala ifa yapılabiliyor, yerine getirilebiliyor. Diğer tedarikçilerden malların alınıp satılması mümkün. Onun için herhangi bir etkisinin olmadığını görüyoruz ve bir etkinin bulunmadığını söyleyebiliriz. Tedarikçi sayısındaki azalmanın üretimi imkansız hale getirmediği varsayımında mücbir sebebe dayanılabilir miydi? Burada aslında yine benzer bir cevap. Biz dayanılamayacağını düşünüyoruz. Burada şöyle bakmak gerekir sanki. Şimdi buradaki tedarikçi sayısındaki azalma derken şöyle bakmak lazım. Tedarikçilerin hepsi ortadan kalktıysa ve bunu dünya üzerinde artık ben hiçbir yerden alamıyorsam ve satamıyorsam, en azından ifamı yerine getiremiyor isem, bu durumda tabii ki mücbir sebep. Yani dünya üzerinde 10 tane satıcı var bunu satan. Hepsi de Wuhan'da olduğunu düşünelim ve ilk anda artık Wuhan'dan da bunu hiçbir şekilde alamadığımızı düşünelim. Salgının ilk çıktığı zamanda. Hal böyleyken artık mücbir sebep ilan edebiliriz, ileri sürebiliriz. Çünkü yapacak bir şey yok, ifa imkansız hale geldi. Ama öte yandan
5 tane tedarikçiden ben bunu alamıyorum. Diğer 5 tedarikçiden alabilirim ama eskiden bu ürünün bana maliyeti 10 lirayken şimdi oldu 15 lira. Hal böyle olunca artık tedarikçilerdeki azalmanın benim maliyetlerimi arttırmasından dolayı artık uyarlama talebinde bulunmam değerlendirilebilir, söz konusu olabilir. Ancak öte yandan sadece bir tane tedarikçi artık oyundan çekildiyse bunun sözleşmedeki ifa yükümlülüğüme etkili olmayacağı aşikardır. Hal böyleyken herhangi bir aşırı ifa güçlüğünden veya mücbir sebepten bahsetmek mümkün olmayacaktır diye düşünüyoruz. İki, mutlaka her sözleşmeye ve tarafların her durumdaki somut olaya göre yükümlülüklerine bakmak lazım ve bu çerçevede değerlendirmeyi yapmak lazım. Evet Can, söz sende. Gayet güzel bir katılımda bulundum. Ben devam ediyorum sorulara. A şirketi tarafından yeni bir tedarikçi atanması yoluna gidilebilir mi sorumuz. Bizim olayımızda B şirketinin A şirketine üretim yapmak için kullanacağı ham madde tedarikçilerinin A şirketi tarafından onaylanması gibi bir ön koşul söz konusuydu. Burada A şirketi yeni tedarikçiler önerebilir B'ye. B de bunu beklemeden A şirketine tedarikçileri onaylatmak üzere yeni tedarikçi önerileriyle gidebilir. Bir başka deyişle biz bu sorunun cevabının evet olduğunu düşünüyoruz. Yeni tedarikçiler atanabileceğini düşünüyoruz. Devam ediyorum. Mücbir sebep maddesi uyarınca B şirketinin mücbir sebep haline ilişkin A şirketine en kısa sürede bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmaktadır. B şirketinin söz konusu bildirimi yapmadığı varsayımında sözleşmeye aykırılık iddiasında bulunulabilir mi? Evet, bulunabilir. Açık bir şekilde taraflar basiretli tacirler olarak bu yükümlülüğü düzenlemişler ve herhangi bir şekilde sözleşme serbestliği sınırları içerisinde kamu düzeni ilişkinde herhangi bir sıkıntı da arz etmeyen bir yükümlülük ve de tabii ki de bu durumdan dolayı eğer bu yükümlülüğünü yerine getirmezse sözleşmeye aykırı davranmış olacaktır B şirketi. Evet. Öyle düşünüyorum. Ben de, sen de zaten herhalde. Ben de düşünüyorum. Devam edelim. Sözleşmede yer alan mücbir sebep maddesi uyarınca A şirketi mücbir sebep halinin 3 ay boyunca devam etmesi halinde sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Sözleşmenin feshedilmesi yoluna gider miydiniz? Burada aslında böyle bir soruyu bu örnek olay incelemesine koymamızın sebebi bu konunun aslında hukuki bir boyutunun olmasının yanında ticari bir boyutunun olduğunu da vurgulamak. Burada pek çok müvekkilimiz farklı neticelere varabiliyorlar ve farklı konumlar alabiliyorlar. Tamamen ilişkinin ne kadar sürdüğü, somut olayın koşulları, tarafların sözleşmeyi ayakta tutma yönünde ne kadar kuvvetli bir iradelerinin olduğu, beynin yerine koyabileceğim başkaca bir fason üreticinin olup olmadığı, bu fason üreticinin Türkiye'de olup olmadığı gibi pek çok aslında özel koşul burada ticari bir karar vermem yönünde ve o ticari kararı nasıl vereceğimle alakalı etki sahibi olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle burada ticari bir karar söz konusu. Yani burada kararı verirken Can, bu A şirketi bu sözleşmenin kendisi için daha kıymetli olup olmadığına göre kararı verecek. Eğer menfaatine bir sözleşmeden bahsediyorsak o zaman tabii ki beklemeye devam edebilir ve hemen derhal feshetmez. Ama eğer bu sözleşmeden dolayı çok büyük bir menfaati yoksa, ticari değerlendirmelerine göre başka bir tedarikçiyle daha iyi bir sözleşme yapabileceğine inanıyorsa o zaman da feshedilmesi yoluna gidecektir. Ama burada kendisi durumu değerlendirecektir diye düşünüyorum. Evet. Can, burada bir takım sorular gelmiş herhalde. Onlara bir giriş yapalım. Sen de yoruldun. Ben istiyorsan cevaplamaya başlayayım. Sonra söyleyeyim, sorayım düşünceni. Bu şekilde hem katılımcılarımızın da sorularını cevaplamış oluruz.
Birinci soru şu şekilde: sözleşmede aşırı ifa güçlüğü oluşması durumunda sözleşmenin uyarlanmasının taraflardan birinin takdir yetkisine bırakılmasına yönelik bir hüküm bulunuyor ise nasıl bir yol izlenmelidir? Burada tabii yine en başta söylemiş olduğumuz gibi sözleşmeyi görmek lazım. Sözleşme ne sözleşmesi? Sözleşmenin bütüne de bakmak lazım. Ancak nacizane görüşüm, eğer şöyle bir hükümden bahsediyor isek, sadece bu sözleşmenin aşırı ifa güçlü oluşması durumunda sözleşmenin uyarlanan taraflardan sadece taraflardan birine bunu bırakmak, ben burada şöyle bir risk olacağını düşünüyorum. Bunun Yargıtay'ın bir takım kararları var. Sadece bir tarafa bu hakları veren sözleşmeleri tanımama, bu hükümleri geçersiz kılma gibi bir takım kararları var. Ben böyle bir hükmün kabul edilmeyeceği riskinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Böyle bir riskle karşı karşıya kalacaktır. Çünkü çok büyük bir muğlaklık var. Yani düşün, şunu söylese, dese ki işte şu halde şöyle bir çözüm yolu önerebilir, seçer, seçimi ona bırakıyorum veya böyle bir çözüm yolu seçer dese bunu anlayabiliriz. Ama bu noktada tamamen nasıl istiyorsa öyle uyarlasın gibi bir hüküm çok karşılaşmadım ve çok da sıkıntı içeren bir hüküm diye düşünüyorum. Sen ne dersin Can? %100 katılıyorum. Genel işlem koşulu addedilebilecek bir sözleşme hükmü olur eğer böyle bir sözleşme hükmü varsa. Bildiğiniz gibi bizim boşlar kanunumuz ve senin de belirtmiş olduğun gibi Yargıtay'da pek çok kararında aslında genel işlem koşulu addedilebilecek bazı maddelerin belirli koşulların gerçekleşmesi halinde eğer uygunluk denetimini geçemezlerse geçersiz olacağı ve onlar olmadan aslında sözleşmeye devam edileceğine ilişkin bir takım tespitleri var Yargıtay'ın. Borçlar Kanunu'nda da böyle bir aslında koruma yöntemi getirilmiş sözleşmenin güçsüz olan tarafına. Çünkü genellikle güçlü olan taraf pek çok tarafla, pek çok ticari partnerle, pek çok ticari iş ortağıyla daha sonra birden fazla defa aynı sözleşmeyi kolayca imzalayabilmek adına bir taslak oluşturuyor ve genellikle bu taslağı karşı tarafla müzakere etmiyor. İkili olarak istişare etmiyor ve tek taraflı olarak aslında bir takım maddeleri dayatıyor. Böyle bir madde özellikle daha güçsüz olan taraf ve sözleşme tahtındaki yükümlülükleri daha ağır olan tarafa dayatıldıysa ve onun bir söz hakkı olmadıysa, bu maddeyi kabul etmek mecburiyetinde kaldıysa böyle bir durumda genel işlem koşulu olduğundan bahsedilebilir. Kendisine eğer yeterli imkan, yeterli süre tanınmadıysa bu sözleşmenin koşullarını incelemek yönünde ve bir fikir beyan etmek yönünde burada bir genel işlem koşulu olması ve bu maddenin aslında olmadığı ama diğer sözleşmenin maddelerinin ayakta olduğu yönünde bir değerlendirme yapılabilir. Bu yönde mahkeme önüne gidilirse de hakim bu yönde bir karar verebilir diye düşünüyorum. Bir diğer soru, kamu otoriteleri tarafından mücbir sebep ilan edilmesi halinde edimler etkilenmese de sözleşmeler feshedilebilir mi? Bunun cevabı hayır bence. Bu noktada şöyle bir örnek vereyim. Biraz vaktim oldu benim bu soruyu görmek için ve değerlendirmek için. Bakın bu yine COVID-19 salgını kamu ihale sözleşmelerine etkisi şeklinde bir genelgesi oldu Cumhurbaşkanlığı'nın. Burada aynen şöyle demektedir. COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak kısmen veya tamamen imkansız haline geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır. Yani diyor ki senin gerçekten de bu durumdan dolayı, COVID-19'dan dolayı ifanı yerine getirmenin imkansız olduğunu bana kanıtla belgele diyor. Yani sen bunu ortaya koymadıkça sadece bu genelge seni borcundan kurtarmayacaktır. Mücbir sebep olarak kabul edilmeyecektir. Cancığım, bu noktadaki eklemen ne olur? Düşüncen ne olur? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Tek başına bir kamu otoritesinin, devletin bu konuda bir açıklama yapması, ki zaten detayını vermişler ama detayın verilmediğini varsayalım bir dakikalığına. Sözleşmenin
feshedilebileceği yönünde bir taraflara yetki vermez diye düşünüyorum ben de. Ki zaten bahsetmiş olduğum açıklamada detayları verilmiş. Bu durumda zaten açık olan bir durumla karşı karşıyayız. Bir diğer soru Can yine. Covid-19 gibi herkesi ilgilendiren bir olayda bildirim yükümlülüğünü gerçekleştirmeyen taraf mücbir sebebe dayanamayacak mıdır? Böyle bir durum söz konusu değil. Tabii ki bildirim yükümlülüğünü burada anladığım kadarıyla geç bildiriyor. Geç bildirdiği noktada bu geçen arada geçen sürede bir zarar oluştuysa ona katlanır ama tabii ki de bildirdikten sonra bu gerçekten de ifa imkansız hale geldiyse veya aşırı ifa güçlüğü yarattıysa söze konu durum COVID-19 olayımızda tabii ki bununla ilgili düzenlemelerden yararlanacaktır. Buna dayanabilecektir. Ancak dediğim gibi bu arada geçen süredeki zararlardan sorumlu tutulması söz konusu olabilecektir. Can'cığım bu noktada sen ne düşünürsün? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ek bir yorumum yok. Sanırım bir soru daha alabiliyoruz. Onu da sen seç istersen Can. COVID-19 nedeniyle danışmanlık sözleşmelerinde aşırı ifa güçlüğü oluşması pratikte mümkün müdür? Avukatlık veya mali danışmanlık sözleşmelerini örnek olarak düşünebiliriz diyor. Aslında sen çok güzel bir örnek vermiştin tercümanlık sözleşmesine ilişkin. Bence çok akılda kalıcı bir örnek ve buraya da uygulanabilecek bir örnek. Avukatlık veya mali danışmanlık ya da başka türlü bir danışmanlık işi eğer fiziksel olarak bir güç veya efor gerektirmiyorsa, belli bir zamanda belli bir yerde olmayı gerektirmiyorsa ki genellikle gerektirmediğini biliyoruz. Bilgisayarın ve telefonun olduğu ve internet bağlantısının olduğu her yerden aslında gerçekleştirilebilen hizmetler bunlar. Burada aşırı ifa güçlüğünden bahsetmek çok mümkün olmayacaktır. Özellikle belli sürelerin durması anlamında zaten bir takım kararlar verildi. Her ne kadar şu an belli şikayet mekanizmaları ve belli dava açma ve ihtarlaşma mekanizmaları açık olsa da süreler durduğu için aslında bunlara verilecek cevaplara ilişkin bir takım süreler durmuş oldu. Dolaylı bir etki var orada. Onun dışında bir soru cevaplanması, belli bir konuda hukuki mütalaa verilmesi, bilgi notu hazırlanması, bir yol gösterilmesi, hukuki bir yol haritası ya da mali bir yol haritası çizilmesi konusunda işin niteliği gereği, işin doğası gereği bir aşırı ifa güçlüğü oluşmasının ben çok zor olduğunu düşünüyorum Naçizane. Aynı şekilde düşünüyorum ben de. Burada baktığımız zaman danışmanlık sözleşmesine hemen olayımıza yorumlayalım. Baktığımız zaman danışmanlık sözleşmesi. Ben şu anda veya avukatlık veya mali danışmanlık sözleşmesi olarak düşünebiliriz demiş değerli katılımcı. Bu noktada ben hala yükümlülüğümü yerine getirebiliyorum. Ben bir avukat olarak hala gerekli danışmanlığı evimden de internet ortamında yapabiliyorum. Baktı somut olayı uyguladığımızda sadece yüz yüze bir araya gelemiyoruz. Ama yüz yüze bir araya gelemesek de Zoom'dan veya herhangi bir internet aracılığıyla bir araya gelip yüz yüze olmasa da yine görüşmemizi yapabiliyoruz. Kaldı ki buna da gerek yok. Yine yazılı olarak da gerekli soruların cevaplarını yine göndermemiz mümkün. Danışmanlık edimimizi ifa etmemiz mümkün. Bu sebepten dolayı bu COVID-19'un bu tip sözleşmelere çok etki etmediğini düşünüyorum. Ama tabii ki yine somut olaydaki sözleşmeye bakmak şart. Onu değerlendirmek şart. Burada ne gibi bir sözleşme yapılmış? Yani şu kadar duruşmama girersin gibi bir sözleşme yapılmış. O zaman tabii ki iş değişecektir. Sözleşmeyi değerlendirmek lazım. Ama danışmanlıkla ilgili sorulduğu için danışmanlık edimi şu anda ifa edilebiliyor diye düşünüyorum. Sanırım süremizin sonuna geldik Can, çünkü uyarı alıyoruz Ali'den. Umarım faydalı olabilmişizdir değerli katılımcılara. Elimizden geldiğince basitleştirerek ve genel kaideleri anlatmaya çalışarak sunumumuzu yapmaya çalıştık kıymetli meslektaşım Can Bey'le. Her zaman için bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa bu zor dönemlerde yardımcı olmak bizim de bir yükümlülüğümüz sayılır. Memnuniyetle cevaplamaktan büyük keyif duyarız. Bu noktada ben yine sözü kıymetli meslektaşım Can Bey'e bırakayım. Sen ne söylemek istersin Can?
Çok teşekkür ederim. Koray, öncelikle seninle beraber bu sunumu gerçekleştirmek benim için çok büyük bir keyif. Benim için de gerçekten. Teşekkür ederim. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları ve Hukuk Araştırmaları Derneği'ne, kıymetli orada çalışan arkadaşlarımıza, yönetim kuruluna nazik davetleri için çok teşekkür ediyoruz. Onlar bizi hiçbir zaman unutmuyorlar. Biz de onları hiçbir zaman kırmamaya çalışıyoruz. Siz değerli katılımcılarla birlikte olmak bizim için çok büyük bir keyifti. Umarız biraz da olsun, bir nebze olsun faydalı olabilmişizdir diyerek teşekkür ediyorum. Teşekkürler.